Şimdi ekibim, arkadaşlarım İmre'nin yanına gidiyorlar ama şunu söyleyeyim, Yılmaz Kadın cinayetini birazdan konuşacağız. Rukiye'nin beden dili var, hepimiz gördük ki o beden dilini. Birazdan analiz edeceğiz. Çok ilginç şeylerle karşı karşıya olacağımıza eminsiniz. Hüseyin, siz şu anda İmre'ye doğru gidiyorsunuz değil mi? Size bir lokasyon, adres attı herhalde bilgisi. Ne kadar uzaklıktasınız onu söyler misin lütfen bana Hüseyin? Hüseyin beni duyuyor mu arkadaşlar? Duymadı. Bir bakın, şu anda yoldalar. Tamam, şu anda yoldalar ve İmre'ye doğru gidiyorlar. Diyor ki ben Emre beni zorla tutmuyor, bir kafedeyim. Ondan sonra gelin burada konuşalım dedi. Arkadaşlarımız oraya doğru gidiyor ve soruları kendisine soracağız. Annesi de kendisiyle konuşacak çünkü kızını özlemiş. Şimdi babası Mustafa, İmre'nin babasıyım. Mustafa değil mi Mustafa evet. Bey? Kızımı öyle gördükçe tansiyonum yükseliyor. Geri dönmesini istiyorum. Lütfen kızımı bana geri getirin diyor. Kızıma seslenmek istiyorum diyor. Yani İmre'cim, annem babam bu kadar perişanken seçtiği yol yol değil gerçekten. Ve gelelim Hayko sana. Neden bana geliyorsunuz? Neden bana geliyorsunuz diyor da. Hayko. Soruyorsunuz bana. Soruyorum. Hata yaptınız mı diyorsunuz? Soruyorum. Müslüm babanın dediği gibi hatasız kul olmaz. Hata yapmış olabilirim. Ama ne yapmışım abla? Ama öyle hatalar yaparsın ki. Ne yapmışım? Tamam söyleyin. Buyurun sabıkan söyleyin. Var mı? Var dedim. O gün söylemiştim. Sen bana o gün dedin ki. Evet. Bir işte bina. Çıkarayım. Nasıl? Çıkarayım. Size sabıka kağıdımı getireyim. Peki. Çıkarım. Sibel... Adliye götürün çıkarayım getireyim. Sibel kim? Kim? Sibel kim? İzmir'den bir tane bayan. Münevver kim? O da onun kızı. Sen onlarla ne yaşadın? Bir şey yaşamadım. Annesi bana aşıktı. Kızın. Evet. Ondan sonra kız da bana aşık olmuş. Ne yapayım abla şimdi ben? Kız kaç yaşında şu anda? Kız şu an ben bilmiyorum ablacığım, ben görüşmüyorum ki. 16 yaşında. Tamam ben bu... ne yapayım şimdi? Annesi peki... sana ne zaman aşık oldu? Çok 2 sene önce falan. 2 sene önce. Evet. Kızımız o zaman ben kaç yaşında? Için ifade kızımız vermeye kaç gittim. Yaşında o zaman? Sadece o değil ama. Bilmiyorum kızımız ben. Kaç yaşında o zaman? Bilmiyorum. 14 yaşında. Ne 14 ablacığım? Annesiyle beraber sana geldiğinde. Evet. Sibel diyorsun 2 sene önce bu evet, olay evet. oldu. Kızımız şu anda 16 yaşındaysa. Evet. Onun kızı da bak bir şey söyleyeyim. Bak sen Sibel'le nerede tanıştın? Sibel senin evine nasıl geldi? TikTok'ta tanıştık. Bir açıklayabilir miyim? Açıkla. Şimdi tamam mı şunu söyleyeyim. Bu kadın bana yazdı. Hı. Tanışmak istiyorum sizin hayranınızım falan filan diye. Biz de bunu tanıştık. O zaman da TikTok'ta hani ben daha çok yeniyim ama yani yavaş yavaş tanınmaya başlamışım. Hı. Annesi de güvenlik. Yani bir güvenlik işi yapıyor. Herhangi bir iş yapıyor. Çocuğunu kızın alıp senin yanına geldi. Hayır. İlk başta kendisi geldi. Kendisi geldi. Benim kızım dedi sıkıntılı bir kız dedi. Evden kaçıyor durmadan dedi. Kızı zaten madde içiyor. İzmir Buca Karakolu'na sen Sibel'i neden dövdün? Kim dövdü? Sen dövmüşsün. Ben dövmedim. Dövmüşsün. Benim kapıma saldırdı. Kapıma benim... Sana 200 lira borç vermiş. Senin evine abla, gelmiş. 200 sen... lira sana borç vermiş. Arkasından ne? Borcunu geri istemiş. Ne yapmış fakat ne yapmış? 200 lira borç vermiş sana. Sen borcunu senden geri istemiş. Sen kadının eli dövmüşsün, tokat atmışsın, darp etmişsin. Sibel'in elinde darp raporu var seninle ilgili. Abla sen var ya... Bu bir. İkincisi sonra arkasından bir barışıyorsunuz. Bu kadar şiddet gördükten sonra Sibel sen nasıl barışıyor bilmiyorum. Sonra kızını alıp senin evine geliyor. Bak hem yapıyorum kızını hem alıp, para alıyorum hem alıp dövüyorum. Senin evine geliyor. Sonra bir daha bana geliyor. Sen Münevver'e küçük çocuğa ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Küçük çocuğun ifadesine göre, Münevver'in ifadesine göre, annesinin de ifadesine göre zorla birlikte oluyorsun. Ne? Zorla birlikte ben oluyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak senin çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki olmak üzere benim bildiğim evet. bu sabıkalarım var. Evet var. Hani sen iyi adamdın? Hani peki bir şey söyleyeyim. Abla bak sen şimdi bana izin vermiyorsun. Sen tutturmuşsun bana... Hepsini söylüyorsun. Ben de size diyorum ki annesi bana aşıktı. Annesi bana kın üzerinden yürüdü. Anlıyor musunuz bana? Benim böyle bir şeyim yok. Peki benim böyle bir şeyim vardı. Ben şu an burada mı olurdum? Cezaevinde mi olurdum? Ben gittim adliyeye bir şey yaptım. Kaç defa bildirdim. Çünkü sonrasında iki gün sonrasında benim elimde bazı kızın görüntüleri var. Çünkü sen kızla zorla birlikte oluyorsun. Reşit ya, olmayan kızla nasıl olayım, arkasından onun görüntülerini çekiyorsun iddiaya göre. Ve daha sonra i̇şte da aileye diyorsun, diyorsun ki eğer şikayetini geri çekmezsen ben bunları sosyal medyada yayınlarım diye tehdit ediyorsun. Kime onlar diyorum? Da şikayetini geri çekiyorlar. Sibel'e söylüyorsun. Ablacığım bak. Sen çocuğun görüntülerini böyle çektin. Böyle bir kayıt var mı? Böyle bir tane mesaj var mı? İfadeleri onları... var, beyanları var. Ya beyan var da hani şey nerede? Görüntü nerede? Kağıt nerede? Beyan nerede? Hırsızlık niye yaptın? Ne hırsızlık yapmışım? Yağma neden yaptın? Şiddet neden uyguladın insanlara? Kimden hırsızlık yapmışım ben? Hırsızlıktan senin... Kimden hırsızlık yapmışım? Var seni araştırdım ben. İsmini söyleyin kimi... Ben kimi neye yapmışım? Ben o kadar detaya girmem. Abla gir, söylüyorsan gireceksin. Bak ben genç kızları konuşuyorum. Münevver'e ne yaptın? Münevver'e ne yaptın? Bir şey yapmadım diyorum ben de. Hep iddiaya göre konuşuyorsunuz ya. Ya bir kere bu da beni gömdü. Zorla birlikte olmuşsun. Zorla birlikte olmuşsun. Zorla birlikte olmuşsun. Tamam değilim ben ya. Sen kara melek.
vereceksin. Karar vereceksin. Programda çabucun bakın. Bırakın siz de pozisyonu. Karameleyin önde gidenisin sen var ya. Hadi oradan, hadi oradan. Yapıyorsun. Kimsin sen, kimsin? Karameleyin önde gidenisin sen. Hadi. Onlarca sabıkan var. Bir de diyorsun yardım ediyorum kızlara diyorsun sen. Aa yeter ya. Hadi güle güle alkış alıyorum lütfen sizden. Hadi güle güle anca gidersin yani. Anca gidersin. Yok efendim İmre'yi de yanıma aldım. İmre'ye iyilik yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Ne iyilikmiş ne iyilik, kara melek ya, kara melek, kara kara. Aa, yok böyle bir şey yani. Gelsin annesi, gelsin annesi konuşsun. Bak, kızımız, kızımız zorla birlikte olduğu, o sırada annesiyle beraber oraya gidiyor. Annesi işe gidiyor. İşe gittikten sonra kızımıza bir içki veriyor. İçine uyku hapı, bir içe ilaç atıyor daha doğrusu. Kızımız kendinden geçiyor. Gördüğünüz kara melek de ona zorla sahip oluyor. Arkasından kızımız uyanıyor ve inanılmaz bir manzarayla karşı karşıya kalıyor. Annesi şok, çocuk şok, çocuk travma yaşıyor. Neler yaşıyorlar neler. İyilik mi yapıyorsun sen? Sen kimsin? Alo! Çağırın annesini, konuşsun şunun annesi. Konuşacağım konum. Benim kocam bakan mevki sahibi diyor. Hanımefendi önce siz anne baba olun. Anne baba. Anne baba olmayı becermemişsiniz. Ortaya böyle bir şey çıkarmışsınız. Arkasından da genç kızları ağına düşürüyor. Oh! Kızımın telefon hattındaymış M. Kızım hatta mısın? Hattayım. Bu adam sana bunları yaptığında niye daha sonra şikayetini geri çektin? Çektin mi? Ya ben bunu canlı yayında anlatsam bağlanmayacak mı? Canlı yayındayız. Şu anda canlı yayındasın. Didem Yılmaz'la konuşuyorsun. Seni dinliyorum. Tatlım benim. Merhaba. Çok büyük geçmiş olsun. Tatlım, yanaklarından öpüyorum ben seni. Canım kızım. Söyle bakayım. Bu adam sana ne yaptı? İki sene önce ben bunu anlatmaya korkuyordum. Kendisi tehdit etti ama. Heh. Tehdit. Asla kimseden korkma. Asla. Bu benim annemin arkadaşı falan değildi. Annemi de suçlamak istemiyorum. Biz annemle evine yemeğe gittik. Bu bana dedi ki seninle evlenmek istiyorum, aşık oldum dedi. O zamanlar 16 yaşındaydım dedim. Şu an 19'a gireceğim. Seni görür görmez annen seni oraya götürmüş, sana aşık olmuş beyefendi. Seninle evlen ama asıl annenle arkadaş değil mi? Ya annemle arkadaşız aslında. Bir akşam yemeğine gitmiştik de orada adam sana aşık oldum evlenelim dedi. O şeyle beni kandırdı, bir şey birlikte oldu o gece. Kur'an çarpsın yalan söylüyorsan. Görür görmez ve o gece seninle zorla birlikte mi oldu? Evet. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir de diyor ki ben iyilik meleğim, ona yardım ediyorum. Evet. Buna bak senin kızına yani evet. Bir de şey yazın da beni evine aldı. Bana özel tarafını yalan. Bu adam hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor çünkü kızlara fotoğraflarını çekip şantaj yapıyor ve şikayetinizi geri çekiyorsunuz. Annem sürekli beni evden kovuyor da kalacak yerim olmuyor. Bak Funda Hanım sana ne söyledi? Funda Hanım sana ne söyledi? Çok yazık. Funda Hanım bir daha söyler misiniz lütfen? Lütfen rica ediyorum, şikayetinizi gidin tekrar yapın çünkü size şantaj yapıyor. Sizlerin fotoğraflarınızı çekiyor, ifşa ederim diyor ve siz korkuyorsunuz. Ya korkmayın, Allah aşkına korkmayın ya. Cesur ol, cesur. Anne, ne terbiyesizlik ya. Hani önemli olan makam mevki sahibi olmak değil. Onlar gelir geçer. Önemli olan insan olmak. İnsan. İnsan olamamışsınız. Kusura bakmayın yani. Bunu sonra iyice de bozuluyorlar ya. Ben diyor makam mevki sahibi. Benim kocam kim bilmem kim. Ya hanımefendi kendisi söylüyor. Dilek diyor ki Hayko'nun dosyalarını kapatmak için diyor 30 bin lira 40 bin lira para harcadım diyor yayın sonrasında. Biz bunu duyduktan sonra biz önce bunu Dilek'ten bunu duyduk. Ekibimiz bunu duydu. Bunu duyduktan sonra bunu araştırmaya başladık. Dilek diye böyle bir şey söylüyor. Haydar bambaşka bir tablo çiziyor. Diyor ki ben evime gelen kızlara kapımı açmasa mıydım? Ben anlıyorum ki evine gelen kızlara babasının hayrına Allah rızası için kapısını açmıyor. Onlardan nemalanmaya çalışıyor. Onlara zorla sahip oluyor. Başka başka şeyler yapıyor. Bak sevgili kızım sen hatta mısın? Kendisi beni Karaca diye tanıyor da yalnız hani şey söyleyeceğim. Sen sonrasında şikayetini annenin baskısıyla mı geri çektin? Hayır, Hayko'nun baskısıyla geri çektim. Annem de bir daha git şikayetçi ol. Git bir daha şikayetçi ol. Git bir daha şikayetçi ol. Peki bu senin görüntülerini mi çekmiş? Seni neyle tehdit etti? Ya beni farkında olmadan ses kaydına falan aldı. Dövmeye kalktı. Ne? İçki içiyor. Bu benim normal ortam. Yani o zaman beni izlemeselerdi diyor. Bir özendirici bir hayat sürüyor, ortaya koyuyor. Küfür, argo, cinsellik, içki ne varsa maalesef kızlar da çocuklar da genç kızlar da evde mutsuz olunca sınırsız bir internet sağlayınca ektiğiniz
şeyleri nedir tohumları böyle böyle bitiyorlar. Böylece biçiyorsunuz maalesef. Peki bizim canlı yayına çıkmamız gerekecek mi? Ben onları detayları konuşacağım. Ekibim seninle konuşsun. Kızımızı bir hattan alalım lütfen. Daha fazla detayı konuşamayacağım bir anne olarak. Benim midem de kaldırmıyor, vicdanım da kaldırmıyor, ahlakım da kaldırmıyor. Zaten rutin kuralları gereği de konuşamıyorum. Ama kıza maalesef anlatamayacağım. Öyle şeyler yapmış ki değil mi Funda Hanım ya? Ben ya de. Olacak iş değil ya. İyilik meleği. Ne yapıyor iyilik meleği orada? Acaba kaç tane daha kız bu şekilde mağdur oldu ve susuyor? Yazık. Ne oldu Dilek Hanım gelip konuşturmuyorsunuz? Şekerim 1500 şekeri diyordu. Çıkmış, niye konuş? Görelim mi? Dilek de konuşmamaya karar vermiş. Gerçekler ortaya çıkınca, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak bir huyu var. Hayko da erken çıktı ortaya. Çünkü Hayko'nun o kadar çok şeyi var ki, hatası değil suçu var yani. 16 tane sabıkası var bildiğimiz kadar. Onlarca sabıkası var beyefendinin. Onlarca sabıkası var yani. Olacak iş değil ya. İşte evden kaçan kızlarımıza örnek olsun şu yayın, bugünkü yayın. Bunların çaresizliğinden, ben Hayko için, Hayko'nun şahsında söylemiyorum direkt olarak. Ama onların çaresinden yararlanmaya kalkan birçok insan var onun gibi dışarıda. Evet ya. Onlar evden kaçıyorlar Didem Hanım. Neymiş, evde baskı varmış, özgür olmak istiyorlarmış. Bu mu özgürlük Allah aşkına? Bir gün onun evinde, üç gün onun evinde bu mu özgürlük? Haydar diyor ki elimizde şey var diyor, yani yalan söylüyorlar diyor. Ondan sonra doğruyu söylemiyorlar diyor. Bir avukatımız sağ olsun İzmir Barosu'ndan gitti. Bununla ilgili dosyaları araştırdı. Bunlar hepsi baroda şu anda. Hem Sibel hem de kızıyla ilgili. Bütün hepsi bu bilgileri ben nereden bileceğim? Bir avukattan bu bilgileri aldım ve bu bilgileri ekrandan söylüyorum. Ben niye yalan söyleyeyim? Tanımam etmem. Haydar'la bir alıp veremediğim yalan yok. Ama hepsini söyledim ya. Darp raporları var, darp ifadeler var, beyanlar var, tanıklar var. Her şey var yani bunları uydurmuyorsunuz şimdi sonuçta. Şimdi ben ifadeden birebir okuyayım. Kasten yaralama. TikTok'ta tanıştım diyor Sibel. 200 lira borç aldım diyor. Ben nereden uyduracağım? Birebir dosyadan okuyorum. Ödemesini istedim diyor. Ödemedi diyor. Bana vurdu diyor. Tokat attı diyor. Elime vurdu diyor. Küfretti diyor. Darp raporu almış hanımefendi. Hanımefendi de yani bak kadınlarımıza kızlarımıza da hatalar var. Arkasından bu adamla tekrar beraber olmaya da başlamış. Arkasından kızını da almış oraya götürmüş. Şimdi bu insanın orada ne amaçla bu görüntüleri TikTok'ta olduğunu Sibel sen bilmiyor musun? Arkasından kızını alıp oraya götürüyorsun. Ve kızını oraya götürdükten sonrayı da sonrasında da 4-5 gün orada kalıp başka yere gidecektik diyor. Yani İrem'de olduğu gibi, İmre'de olduğu gibi pardon, doğru. İmre'de olduğu gibi. Şimdi İmre de bize her şeyi anlatmıyor bence. Kim bilir o evde neler yaşadılar neler yani. Neler yaşadılar neler. Nereye gidiyor beyefendi? Ne yapıyormuş? Hangisi yalanmış? Ha? Geziyor, hava alıyor. Şekeri, kolonya versenize kolonya. Ha? Açık hava olunca kolonya istemiyor mu? O da annesi de kendisini kafeteryanın içine atmış çıkmıyor. Hani 5 dakika. Konuşacaktı hani. Evet, ben niye konuştum? Şekeri çıkıyordu hani. Evet. Hani söz vermiyorduk işte platform onu. Evet. Mercan ne kadar şekeri olan insan ne yemiş kafeteryada? Koca bir tabak sabah yemek yemiş. Kahvaltıda. Kahvaltıda. Ya şekerim var diyor sabah kahvaltıda kahvaltı tabağı tepelemeydi yani. Şekeri olan insan kontrollü yer. Yani. Bu yaşta dedim ben yiyemem bunu bu kadın nasıl bu kadar. 1500 şekerim varsa. Hiç görmemiş gibi. Hani ben bir de kadının tabağına bakınca bir de etrafıma baktım. İnsanlar hep bize bakıyormuş gibi oldu. Ya dediğimiz sistem o zaman doğru. TikTok'ta yani sistemin öyle çalıştığı söyleniyor sevgili seyirciler. Sevgili anne babalar ne olur çocuklarınızı kontrol edin. İnternete tabii ki girsin. Ama onları zaman zaman kontrol etmek lazım. Yani denetimi siz kendiniz sağlayacaksınız. Engelleyemezsiniz. Engellemek baskı da çok kötü sonuçlar doğuruyor. Sizde olduğu gibi, Nülüfer'de olduğu gibi engellemişler. Ama demişler ki biz iyilik yapıyoruz. Çocuk içeride duruyor. Sürekli internete giriyor. Ne olacak? Kontrolümüz altında demiş. Değil mi Nülüfer'cim? Evet doğru. Kontrolümüz altında demiş ama o sırada öyle dünyalara dalmış ki Kara Melek'le tanışmış, başka insanlarla tanışmış. Şu anda da o çukurdan çıkamıyor. İmre nerede bana...